Merhabalar, Sürdürülebilir Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum BİO kurucusu ve genel müdürü Aslı Elif Tanıvur Samancı. Aslı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Aslı Hanım, BİO markasını aslında çok uzun zamandır tanıyoruz. Başarılarına şahit oluyoruz. 10 yılı geride bıraktınız, 11. yıla girdiniz. İTÜ Arı Teknokent'te gerçekleşen aslında bir Ar-Ge projesiyle başladı hikaye ve propolisi insan tüketimine uygun bir hale getirdiniz. Ve bu geçen 11 yıl boyunca hem Türkiye'de hem yurt dışında çok değerli ödüllere layık görüldünüz. Ben yine de bilmeyenler için hikaye nasıl başladı sizden kısaca hikayenin ilk başlangıcını dinleyelim, sonra sorularımıza geçelim. Tabii ki seve seve. Ben 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te biliyorsunuz firmamız Beyo Propolis'i kurarak çalışmalarımıza ilk defa başladım. Tabii ki kuruculardan biri benim ama birisi de sevgili hocam Profesör Doktor Dilek Boyacıoğlu. Bir diğeri sevgili eşim arıcılık uzmanı ziraat yüksek mühendisi Taylan Samancı. Ben kendim de biliyorsunuz gıda mühendisiyim. Çok uzun yıllardır arıcılık ve arı ürünleri sektörünün hem akademik olarak hem sektörel olarak içerisindeyim. Hem de aynı zamanda uzmanlığım da arı ürünleri. Dolayısıyla uzun yıllara dayalı bu birikim aslında bir anlamda girişime dönüşmüş oldu. Bunu tetikleyen unsur da aslında benim oğlumda yaşadığım ciddi bir bağışıklık sistemi sorunu oldu. Ben özel sektörde çalışırken aynı zamanda akademik olarak da yüksek lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde balda hile ve orijin tespiti üzerine gerçekleştirirken ilk oğlum sık sık ateşlenmeye başladı. Gerçekten bağışıklığı da düşük ve sık sık enfeksiyon geçiren bir çocuktu. 5 yaşına kadar da çok yoğun antibiyotik kullanmak zorunda kaldı bu ateşlenme problemi nedeniyle. 5 yaşına geldiğinde daha ağır bir hastalık, Henoş-Önlein vasküvit adı verilen kanın damar dışına sızması olarak tanımlanan bir rahatsızlık baş gösterdi. Tabii bu bizler için korkutucu bir tablo oldu aslında. Çünkü tedavisi olmayan bir hastalık. Birçok doktora gittik. Son gittiğimiz doktor teşhisi koydu ve bir otoimmün hastalık. Doktor da bana şunu söyledi. Propolis ve arı sütünün bağışıklığı güçlendirdiği biliniyor. Birçok klinik çalışma var bu konuda. Madem sen de arıcılık sektörünün içerisindesin, neden çocuğuna propolis arı sütü vermiyorsun diye sordu. Bana o gün o soru aslında bugün bu girişimcilik hikayemin başlangıcını oluşturdu diyebilirim. Tabii ki o zaman ülkemizde propolis üretimi yok. Propolis de Çin'den geliyor. Böyle koyu toz bir madde olarak. Ben de analizlerini yapıyorum. Uzmanlığım arı ürünlerinde kalite ve hile tespiti. Bu ürünlerin propolis olmadığını aslında %100 propolis gibi satılıyor ama Çin'den gelen o toz madde aslında dolgu maddeleriyle ve boyar maddelerle çoğaltılmış propolise benzetilmiş ama içinde gerçek propolis bulunmayan bir madde. Dolayısıyla güvenip veremiyordum zaten çocuğuma. Doktora da onu söyledim hani piyasada var bu tarz geliyor yurt dışından ama bunlar doğal değil veremiyorum. O da bana dedi ki madem öyle niye kendin üretmiyorsun? Hani güvenmiyorsan kendin üretebilirsin diye söyledi ve hocamızın o sorusu bugün bizi girişimci yapan soru oldu. Biz 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te firmamızı kurarak çalışmalarımıza başladık. Tabii ben kendi evladımda da faydasını görüp gerçekten bu ürünün mutlaka ülkemizde üretilmesi gerektiğine inanınca özel sektördeki konforlu alanı bırakıp riskli bir alana yani girişimcilik yolculuğuna çıkmış oldum. İyi ki de çıkmışım. Gerçekten bilgi kaynaklarıyla donanmış olarak ama maddi kaynaklarla donanmamış olarak bir yolculuğa çıktık. Hakikaten ciddi bir risk aldık. Niyetimiz aslında ülkemizde propolis üretimini başlatmak ve propolisi insan tüketimine uygun hale getirmekti. Çünkü propolis, bakın ağaç reçinesi, arıların, ağaçların yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı bir madde. Ancak bu haliyle, yani ham haliyle insan tüketimine uygun değil. Mutlaka özütlenerek damla formuna, yani sıvı forma getirilmesi gerekiyor. Damla formuna getirildiği zaman, ekstrakt edildiği zaman ve doğru bir şekilde bu işlem uygulandığında gerçekten insan vücudunu sindirebileceği
faydalı bir hale dönüşüyor. İşte biz de o zaman 2013 yılında sözleşmeli arıcılık modeliyle öncelikle arıcılara propolis üretimini öğreterek, malzemesini vererek ve aynı zamanda nasıl temiz ve kaliteli ve yüksek verimle propolis üretebileceğini de anlatarak çalışmalarımıza başladık. Tabii arıcılarımızdan propolisler bu şekilde gelmeye başladı. Bunların da ARGE teknolojisini, yani ekstraksiyon teknolojisini yine İstanbul Teknik Üniversitesi içerisinde COSGAP destekli projeyle, ARGE projesiyle gerçekleştirmeye başladık. Bir küçük bir laboratuvar kurduk 40 metrekare kadar. Buranın işte altyapı ve ekipmanları ile ilgili hem COSGAP hem üniversitemizin destekleri oldu. Bu desteklerle kurduğumuz bu laboratuvarda propolis özütlemeye ve damla formuna getirmeye başladık. Ondan sonra ilk çıkan ürünlerimiz propolis ekstrakları, yani damla formları. Hem suda çözünebilir damla formu hem de propolisin daha konsantre %30'luk, %20'lik olan güçlü formlarını geliştirdik. Ve daha sonra da bu ürünleri yavaş yavaş Beocom.tr'de, web sitemizde aslında satışa sunmaya başladık. Hani ilk yıllarda şirketi ilk kurduğunuzda eş, dost, akraba biliyorsunuz ilk müşterimiz onlar oldu. Bizim de öyle oldu ama faydayı görüp gerçekten üründen faydalananlar birbirini anlatmaya başladı. İlk ürünlerin satışı ve satış artışı birazcık bu şekilde herkesin birbirini anlatmasıyla oldu diyebilirim. Ama daha sonra bu yolculukta, bu girişimcilik yolculuğunda ilk 2 yıllık ARGE projelerimizi tamamladıktan ve biraz da ürün portföyümüzü geliştirdikten sonra işte ballı karışımlara, yavaş yavaş diğer formüllere de başladık. Marketler ve eczanelere de yavaş yavaş ürünlerimizi konumlamaya başladık. Oralardan da talep gelmeye başladı. Ve bu doğal ve sağlıklı ürünler satan mağazalar veyahut da zincir mağazalarda ilk olarak konumladık. Daha sonra da eczanelerden de gelen talepleri karşılamak için eczanelere de konumlamaya başladık. Şu an geldiğimiz noktada bütün Türkiye'de 10.000'in üzerinde eczanede ürünlerimiz mevcut. Aynı zamanda doğal ve sağlıklı ürünler satan mağaza ve marketlerle birlikte yaklaşık 20.000 satış noktasında bilfiil bulunuyoruz. Aynı zamanda web sitemiz tabii ki ilk günden beri aktif ve orada devamlı ürünlerimizi kullanan tüketicilerimiz var. Orası da yine aynı şekilde devam ediyoruz web sitemizden satışa. Ve daha sonra da diğer pazar yerlerine de işte şimdi Trendyol, Hepsi Burada gibi diğer pazar yerlerine de listelemelere başladık. Böyle böyle ülkemizde epey bir yol aldık. Ama bu yolculukta tabii şunu da unutmayalım. İhracat da önemliydi. Çünkü bu propolis dünyada da Çin'den alınan içeriklerle üretiliyor. Yani propolis diye dünyada satılan örnekleri incelediğimizde yine ilk yaptığımız araştırmalardan biriydi. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te bütün dünyadan propolis örnekleri topladık. Gittiğimiz ülkelerde, katıldığımız fuarlarda, kongre ve konferanslarda topladığımız propolis örnekleri daha çok raflarda propolisin damlası, ekstraktı, spreyi gibi sıvı formda satılan ürünler. Bunları topladık ve bunları İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi'ne getirdik. Burada analizleri yapıldı. Bu ürünlerin fenolik flavonoid içeriklerine, polifenol içeriklerine, yani antioksidanlarına, ki zaten propolisin asıl önemli faydası antioksidan bileşenler. Çünkü propolis dünyanın en güçlü antioksidanı. Aslında bir ağaç reçinesi, yani arıların, ağaçların yaprak sap ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi bir madde ve çok güçlü bir antioksidan. Bu antioksidanları analiz ettik ve aynı zamanda kuru maddelerine ve pH'larına baktık ve gördük ki aslında piyasada propolis adıyla satılan birçok ürünün propolisle hiçbir alakası yok. Ürünlerin %40'ında hiç propolis çıkmadı. Gerçekten bu şaşırtıcı bir sonuçtu. %95'inde de etiketinde belirtilen oranda propolis çıkmadı. Yani bu şu demek oluyor, etiketinde mesela %30'luk propolis, %70'lik, %75'lik propolis diye satılıyor ama analiz ettiğinizde gerçekte içerisinde %05 var. Yani gerçekten boyalı su aslında gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bu şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşınca dedik ki bize acaba dünyada da
bu ürünleri anlatmak ve tanıtmak için bir fırsat olabilir mi? İlk açıldığımız ülkelerden biri Amerika. Amerika pazarına yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği uluslararası hızlandırıcı Startup Gate programıyla aslında katıldık ve tanıştık. Bu programda bir mini MBA'ye katılıyorsunuz ve bu MBA sayesinde de o pazardaki mentorlarla buluşup iş planınızı gerçekleştiriyorsunuz. Bu iş planı neticesinde de yatırımcıların karşısına çıkabiliyorsunuz. Bu programdaki bu 6 aylık mini MBA'yi tamamlayıp başarılı bir şekilde Amerika'ya gittiğimizde aslında orada da aynı durumun olduğunu gördük. Yani piyasa sahte ürünlerle dolu ve insanların gerçekten doğal ve sağlıklı arı ürünlerine ihtiyacı var. Arıyorlar, böyle bir talep var. Ama bu talep maalesef sahte ve içeriği kötü ürünlerle karşılanıyor ve aslında tüketicide bir fayda sağlamadığı için de bir süre sonra o ürünlere olan ilgi de azalıyor. Dolayısıyla ilk girdiğimiz pazarlardan biri Amerika oldu. Ama oraya girebilmek için de orada bir firma kurmamız gerektiği, bir depomuz olması gerektiği ve orada insanlarımızın olması, yani bilfiil firma temsilcilerinin olması gerektiğini gördük. Dolayısıyla ikinci şirketimizi SBS Türkiye'den sonra, yani Beopropolis'ten sonra Amerika'ya kurmuş olduk. Orada depomuz ve aynı zamanda da ürünlerimiz ve firma temsilcimiz bulunmaya başladı. Böylelikle yavaş yavaş oradaki doğal ve sağlıklı ürünler, organik ürünler satan mağazalara ve aynı zamanda kendi web sitemizden satışa ve Amazon'dan da satışa başlamış olduk. Geldiğimiz noktada 8 yıl olmuş. Şu anda Amerika'da da yaklaşık 7000'e yakın mağazada ve yine online olarak çeşitli marketplace'lerde ve online kendi sitemizden de satışa devam ediyoruz. Dolayısıyla ikinci girdiğimiz pazarda bu vesileyle Amerika olmuş oldu. Üçüncüsü de Avrupa oldu. İlk talep Almanya'dan gelmişti. Hatta bir ilaç firmasından kaliteli propolis arıyorlar ve biz daha çok küçük bir firmayken bize ulaşmışlardı. Ve ilk ihracatımızı Almanya'ya yapmıştık. Hatta Almanya'ya ihracat yaparken Tarım Bakanlığı'nda da komik bir öykümüz de var. Bu hayvansal ürün mü, bitkisel ürün mü? Burada bir karışıklık oldu. Dolayısıyla bitki dairesi mi ilgilenecek, hayvan sağlığı dairesi mi ilgilenecek konusunda. Aslında baktığınızda bir ağaç reçinesi, arılar ağaçların reçinemsi kısımlarını toplayıp kovana getirip kovanda her petek gözünün içini propolisle kaplayıp orayı steril ediyorlar. Bakteri, virüs, mantarlardan arındırıyorlar ve aynı zamanda da yavrularının sağlıklı gelişmesini sağlıyorlar. Gıdalarının, yani ballarının ve arı sütlerinin de bozulmadan orada saklanmasını sağlıyorlar. Yani kovanın ön koruyucusu. Evet, bu bitkiden geliyor ama arı topluyor. Dolayısıyla hani bunun kararında epey bir mücadele sonrası, bunun kararı verildikten sonra ihracatı yapabilmiştik. Sonrasında hangisi oldu peki? Bitkiter mi oldu? En son hayvansal oldu. Çünkü ne karar verildi? Arı olmadan bu toplanamıyor. Dolayısıyla bu hayvansaldır diye karar verildi. Ve o günden bugüne de ihracatımız devam ediyor. Şu an satışımızın yarıdan fazlası ihracat, birçoğu Amerika ve Avrupa olmak üzere. Sonra yavaş yavaş Kore, Japonya gibi pazarlara, MENA bölgesi, bu pazarlara da girmeye başladık. Şu an yaklaşık 36 ülkede, kimi büyük, kimisi daha çok küçük, bebek adımları olmak üzere ürünlerimiz mevcut. İlk sattığımız, ilk satış kanalımız da uluslararası pazarda her zaman online oluyor. Kendi web sitemizden ve o ülkenin pazar yerlerinden başlıyoruz. Sonra yavaş yavaş marka büyüdükçe, bilinirlik arttıkça zaten diğer marketlerden ve eczanelerden de talepler gelmeye başlıyor. Tabii ki çok yoğun uluslararası fuarlara katılıyoruz, seyahat ediyoruz. Yıllar içerisinde aynı fuarda, aynı konumda sizi sürekli gören müşterileriniz oluşmaya başlıyor ve böyle de birlikte büyüyebiliyorsunuz. Şu an geldiğimiz noktada Türkiye'nin, Avrupa'nın ve MENA bölgesinin en büyük katma değerli arı ürünleri tesisiyiz. 10.500 metrekarelik bir tesisimiz var. Tabii bu yolculukta iki defa yatırım aldık. Yani Amerika Startup Gate programının bize çok önemli bir çıktısı ve faydası oldu. Yatırım almamızı sağladılar. Bu yatırımlarla tabii ki büyüdük. Çünkü daha 11 yıllık bir firmayız ve bu hızı kazanmamız için de mutlaka finansal kaynağa ihtiyacımız vardı. Bu kaynağı yatırımlarla sağladık. Tabii ki firma bir süre sonra kendi kendine de yatırım yapabilir hale geliyor ama halen yolun çok başındayız. Yani
Bu yolculuk uluslararası markalaşma ve Anadolu propolisini bütün dünyaya anlatma yolculuğu ise ki öyle, daha yolun çok başında sayılırız. İnşallah bir gün bütün dünyada Anadolu propolisimizin farkı, faydaları, etkileri ve hatta diğer arı ürünlerimizin de, arı sütünün de, polenin de, arı ekmeğinin de, arı zehriyle geliştirdiğimiz cilt bakım formüllerinin de faydaları ve farkı konuşuluyor olacak ve herkesin ulaşabileceği ürünler haline gelecek. Ve tabii ki bunun ülkemize de çok büyük katkıları var, ülkemizdeki arıcılığın gelişmesine. Arıcılığın gelişmesinin de insanlığa ve tarıma ve doğaya tabii ki çok büyük katkıları var. Kesinlikle. Aslı Hanım, aslında ilk başından beri sizi çok yakın bir şekilde izliyoruz. Yani bütün hikayeyi en başından beri takip ediyoruz. Gerçekten çok ilham verici bir süreç ve bu başarının arkasında da temel faktör, ilk başta anlattığınız gibi, gerçek bir soruna çözüm üretmek, bu noktadan yola çıkması ve tabii ki işini bilen insanlar tarafından yapılması gerçekten bence tüm genç girişimcilere, kadın girişimcilere özellikle ilham veren de bir hikaye, verdiğini de görüyoruz senelerdir. Aslında siz benim sormak istediğim her şeyi anlattınız. Birkaç ek soru eklemek istiyorum. Birkaç soruda en büyük üretim tesisine sahibiz diyorsunuz. Kaç evet. aracı, kaç kovan, kaç mühendis, sayılarla alabilir miyiz? Üretim tamam Türkiye'de mi, yurt dışında da var mı üretim? Bir de yeni ürünler dediniz. O ürünlerden de başlıkları tekrar alabilirsek. Tabii ki, seve seve. Bizim öncelikle şunu söyleyeyim. Biz 5000 arıcıyla ve 550 bin arı kovanıyla çalışıyoruz. İş modelimiz sözleşmeli arıcılık iş modeli. Arıcılarımıza malzeme, ekipman ve alım garantisi veriyoruz. Arıcılarımız bizim için özel olarak temiz bir çevrede, pestisitten ve işte atık sahalarından uzak, meskun mahallelerden ve fabrika atık sahalarından uzak temiz bir bölgede üretim yapıyorlar. Ve ürettikleri ürünlere de mutlaka tabii ki laboratuvarlarımızda ARGE merkeziyiz aynı zamanda. Bu ARGE merkezimizde analizlerini gerçekleştirerek gıda güvenliğine uygun bir şekilde, temiz bir şekilde, doğru bir şekilde üretildiğinden ve etken maddelerinin de yine yüksek kalitede olduğundan emin oluyoruz. Bu şekilde tesisimize kabul ediyoruz. Sözleşmeli aracılarımıza işbirliği halindeyiz. Yani ortak gibiyiz. Şöyle ki, satılan her üründen elde edilen gelirin %1'ini arıcılarımıza her yılın sonunda tekrar kovan olarak geri döndürüyoruz. Yani onlardan aldığımız ürünlerin dışında ekstra bir bonus gibi, prim gibi düşünebiliriz bunu. Böylece onların da işlerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Yıllar önce bizimle 30 kovanla yola çıkan arıcılarımız var. Şu an 300'ün üzerinde kovanları var. Hem propoliste başladıkları o yolculukta, şimdi arı sütü de üretiyorlar. Polen, arı ekmeği, arı zehri de farklı farklı diğer katma değerli arı ürünlerini de üretmeye başladılar. Dolayısıyla bu şekilde hem kendimiz büyüyerek hem de etrafımızdaki tedarikçilerimizi ve üreticilerimizi de büyüterek devam ediyoruz. 170 çalışanımız var şu an. Bunların 23'ü ARGE merkezinde çalışıyor. Gıda, kimya mühendisliği, biyoloji, ziraat mühendisliği, diyetisyenlik, farmakoloji ve aynı zamanda eczacılık gibi farklı bilim dallarından arkadaşlarımız çalışıyor bu alanda. Ben de girişimci olduktan sonra ikinci bir master yaptım. İkinci master'ım arı ürünlerinin uluslararası pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi üzerine oldu. Bir de ayrıca ilave olarak cilt bakım formüllerinin geliştirilmesi üzerine de doktora yaptım arı ürünleriyle. Harika. Dolayısıyla en güncel ürünlerimiz, en yeni ürünlerimiz şu anda bizim arı zehiriyle birlikte geliştirdiğimiz anti-aging, yaşlanma ve kırışıklık karşıtı etkileri olan, ben ona doğal botoks, arı botoks da diyorum. Bu arı zehirli formüller, bunlar gerçekten çok özel. Birçok patentimiz var. İlk patentimiz propolisin ekstraksiyon teknolojisi üzerine. Şu anda dünya patenti aldı o formülümüz ve aynı zamanda birçok da patent ödülü aldı. Ama bundan sonra da geliştirdiğimiz ürünlere de çok patentler aldık. Mesela bu arı zehirli formüllerimiz. Şu an hali hazırda patent başvurusunda bulunduğumuz herhalde 100'ün üzerinde ürünümüz var. Bu yolculuğa emin adımlarla devam ediyoruz. Biz insanların faydalanabilmesi için
her türlü doğal ürünü geliştirdik arılardan, arıların bize verdikleri ürünlerden. Bunlar artık şimdi şu anda tabletler, kapsüller, boğaz burun spreyleri, hatta burun spreyimiz propolisli Sağlık Bakanlığı onaylı Türkiye'nin ilk tıbbi cihaz propolis içerikli burun spreyi oldu. Aynı zamanda klinik çalışmalar da yapıyoruz Ar-Ge merkezimizde. Yani ürünlerimizin doğrudan insan sağlığı üzerine etkileriyle ilgili, yine cilt formüllerimizin doğrudan işte o beyan ettiğimiz yaşlanma ve kırışıklık karşıtı etkileri veyahut da güneş kremi formüllerimiz var. Bunların güneşe karşı koruyucu etkileri gibi bütün bu etkileri test edip doğrulayarak ürünlerimizi tüketicilere sunuyoruz. Gerçekten arkasında yoğun bir emek ve bilim var. 30'un üzerinde yayınlanmış akademik çalışmamız var. Bunu gururla söylüyorum. Ve bu yolculuğa devam. İnşallah biz de ilham oluyoruzdur gençlere. İnşallah oluruz diyorum. Kesinlikle öyle. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Arılar diyorsunuz. Arılardan mümkün olduğu kadar doğal olan her türlü yenilikçi ürünü geliştiriyorsunuz. Peki arıların yaşamaya devam edebilmesi için farkındalık yaratma yönünde çalışmalarınız var mı? Çünkü iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı en fazla tehdit altında olan canlıların başında geliyor arılar ne yazık ki. Evet. Bu konuda var mı çalışmalarınız? Evet, tabii ki. Yani arılar çok kıymetli bizler için biliyorsunuz. Arıyı koruyabilmek için bir defa biz iyi arıcılık uygulamaları dediğimiz prensiplerle üretim yaptırıyoruz. Yani arının çoğalması için veya yaşamını normal döngüde sürdürebilmesi için ihtiyaç olunan arı ürünleri kovanda kalıyor. Arı sütü, propolis olsun, polen, arı ekmeği olsun. Yani arıya fazlası üretiliyor. Hani süt üretiminde nasıl ineğin kendi yavruları için ihtiyaç olan süt alınmaz ve fazlası alınırsa biz de aynı yöntemlerle buna iyi arıcılık uygulamaları prensipleri diyoruz. Bu yöntemlerin zaten eğitimlerini veriyor uzmanlarımız arıcılarımıza. Sadece sözleşmeli arıcılarımıza eğitim vermekle ilgilenen bir ekibimiz var. Bunların bütün görevi arıcılarımızın işlerini daha verimli, daha yüksek kalitede, arıya ve doğaya zarar vermeden yapmasını sağlamak. Ayrıca iş modelimizle de arıcılarımızın kovan sayısını arttırarak aslında doğadaki arı varlığını da arttırıyoruz. Yani arı sayısını da arttırıyoruz. Çünkü arıcılarımızın baktıkları arı sayısı arttıkça arılar da tozlaşmanın %80'ini sağlıyor biliyorsunuz. Tarıma katkıları çok büyük. Dolayısıyla bu anlamda arı sayısının artması için de yoğun çaba harcıyoruz. Bir yandan da Türkiye'de arıcılar birlikleri var biliyorsunuz. Bu arıcılar birliklerimizle ortaklaşa çalışarak işte bu yangınlar, seller, çeşitli afetlerden, depremler etkilenen arıcılarımıza da doğrudan hem maddi hem manevi yardımlar gerçekleştiriyoruz. Kampanyaların içerisinde veya kampanyaların kurgulanmasında da yer alıyoruz. Dolayısıyla epey bir o tarafta da emek zaman harcamaktayız. Arıcılarımızı ve arılarımızı ve de bitki örtümüzü, 12 bin bitki örtüsü var biliyorsunuz. Bitki çeşitliliği çok zengin. 12 bin tür bitki var ülkemizde. Bunların da 3600'ü endemik, yani dünyada başka hiçbir yerde yok. Bu varlığı korumak için biz arı gibi çalışmaktayız. O yüzden her zaman sloganımız da şu: arı varsa hayat var diyoruz. Kesinlikle. Aslı Hanım, çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Gerçekten hem girişimcilik, inovasyon, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, doğal yaşamın korunması, geleceğimiz için en önemli konuları bir araya getiren bir iş yapıyorsunuz ve bunu çok uzun zamandır çok başarılı bir şekilde yapıyorsunuz. Hem tebrik ediyorum, hem başarılarınızın devamını diliyorum, hem de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben de bu yapılan işlerin duyurulmasına vesile olduğunuz için siz değerli basın mensuplarına, sizin nezdinizde herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, bu haftaki konuğum BEO kurucusu ve genel müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı'ydı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.